Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeni Dacia Sandero ve yeni Dacia Sandero Stepway'in fiyatları hakkında olacak. Bunlar bugün açıklandı arkadaşlar. Sizlerle hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Fiyatları, teknik özellikleri, motor seçenekleri hepsini bu videomda bulabilirsiniz. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Lütfen videomuzda sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yeni Sandero'dan başlayalım. Motor seçeneklerin teknik özellikleri ardından paket donanımları en sonunda fiyatlarını sizlere anlatacağım. 1.0 SC 65 beygirlik motoru 95 Nm'lik bir torka sahip sıfırdan 100'e 16.7 saniyede hızlanıyor. Yakıt tüketimi ise ortalama 5 litre. Manuel ...bir vitese sahip olduğunu, benzinde bir motor olduğunu da eklemek istiyorum. Şimdi ikinci motorumuza 1.0 turbolu 90 beygirlik motorumuza geçelim. Bu da aynı manuel ve benzinli bir motora sahip. 0'dan 100'e 11.7 saniyede hızlanıyor. Ortalama yakıt tüketimi 4.8 litre. Maksimum tork ise 160 Nm. Üçüncü bir motor seçeneğimiz ise otomatik sürekli değişken şanzımana sahip benzinli bir yakıt tipi var. 1.0 turbo 90 beygirlik X-Tronic sıfırdan 100'e 13.4 saniyelik bir hızlanması var. Ortalama yakıt tüketimi 4.9'da 5 litre arasında maksimumda 142 Nm'lik bir torka sahip. LPG'li motorumuza geçelim bunu eminim ki çok merak ediyorsunuzdur. Evet arkadaşlar geldik 1.0 turbo Eco G 100 beygirlik motorumuza. Bu motorumuz benzin artı LPG'li bir yakıt tipine sahip manuel şanzımanla sunuluyor sıfırdan 100'e 11.6 saniyede hızlanıyor. Ortalama yakıt tüketimlerine bakacak olursak LPG'de 6.5, benzinde ise 5.1 litrelik bir yakıt tüketimi maksimum. Tork ise 170 Nm. Sırada geldik paket özelliklerine. Yeni Sendora'nın konfor paketinin özelliklerine şöyle bir göz atacak olursak hız ayar ve sınırlayıcı yani kruz kontrol, y ışık imzada halojen farlar bunlar gerçekten araçta çok şık duruyor. ABS, yan hava yastıkları, manuel, arka camlar bu yani artık bir şey diyemiyorum. Şunu bas pakete koymaları lazım yani manuel arka cam olmuyor. Şu fiyatta araç yapıyorsan bence olması gerekti diye düşünüyorum. Elektrikli ön camlar, acil fren, destek sistemi, sürücü yolcu, arka koltuk, emniyet kemeri ikazı, elektronik denge programı ve hill start asistan otomatik yanan farlar manuel kadıma bu araçta paketinde bulunuyor diyebilirim. 3.5 inçlik TFT gösterge paneli de var arkadaşlar. Halojen gündüz farları hareket halinde otomatik kilitlenen kapılarda bu pakette bulunuyor. Konfor pakettin yani en bas paketin bu özelliklerde olduğunu söyleyebilirim. Sırada ise bir üst paketi olan Prestige pakete geçebiliriz. Prestige pakette de Cruise Control, Eller serbest Dacia kart sistemi. Gövde rengi dış dışı aynaları. Elektrikli ısıtmalı yan aynalar. Ön yolcu hava yastığı iptali. Otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü gibi özellikler bulunuyor. Yakıt deposu, anahtarsız açma, kapama özelliği. Sürücü, yolcu, yan, hava yastıkları, geri görüş kamerası, eko modu gibi gayet dolu bir araç olduğunu söyleyebilirim. Prestij paketin ön kol dayama, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, otomatik klima, ön sis farları, 3.5 inçlik TFT gösterge paneli, arka park sensörü, Y ışık, imzalı LED farlarda bu paketin can alıcı özellikleri. Sırada geldik tüm donanım özelliklerimizin fiyatlı haline motor seçenekleri de hepsini sizler arkadaşlar önceden anlattım motor seçenekleri donanımların paket özellikleri e şimdi de fiyatlarına bakalım lansmana özel fiyatlar var Öncelikle 1.0 SC 65 beygirlik konfor paketli aracın 141.900 lira yerine lansmanda 134.900 lira olduğunu görebiliyoruz. 1.0 TC 90 beygirlik yine konfor paket 155.900 lira yerine 144.900 lira. 1.0 TC 90 beygirlik X-Tronic Comfort yani otomatik aracı 169.900 lira yerine 162.900 1.0 TC Eco G 100 beygirlik konfort paket ise 164.900 lira yerine 157.900 lira. En sonda ise 1.0 TC 90 beygirlik Xtronic Prestige paketi 177.900 lira yerine 170.900 liradan lansman fiyatları da şu anda satışta. Yeni Sendero'nun fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmından yazarsanız oradan konuşabiliriz. Bana soracak olursanız bence arkadaşlar fiyatlar pahalı yani bilmiyorum bu paketteki araçlar bu fiyatlar yani düşündürüyor beni açıkçası. Sırada geldik yeni Dacia Sandero Stepway'in motor seçeneklerine. İlk olarak 1.0 turbo 90 beygirlik motorumuza bir bakalım. Benzinli bir yakıt tipi manuel şanzımanlı bir vites tip olduğunu söylemek istiyorum. 0'dan 100'e 12 saniyede hızlanıyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 4.9 4.9'da 5 litre arasında maksimum tork ise 160 Nm. Sırada geldik ikinci motor seçeneğimize. O da arkadaşlar 1.0 turbo 90 beygirlik Xtronic yani otomatik şanzıman seçenekli benzinli motorumuz. Onun sıfırdan yüze hızlanma süresi 14.2 saniye, ortalama yakıt tüketimi 5.2 litre, torku ise 142 Nm'lik maksimum torka sahip. Sırada ise geldik LPG'li motorumuza. 1.0 Turbo Eco G100 beygirlik motorumuz benzin LPG yakıt tipi bulunuyor. Vitesi tabii ki de manuel şanzıman seçenekli 0'dan 100'e 11.9 saniyelik bir hızlanması var. Ortalama yakıt tüketimine de bakacak olursak 6.7 litrelik LPG'de 5.2 litrelik ise benzinde bir yakıt tüketimi var. Maksimum torku 170 Nm. Şimdi arkadaşlar yeni Dacia Sandero Stepway'in motor seçeneklerini bitirdikten sonra paket özelliklerine geçiş yapabiliriz. İlk olarak konfor paketimize bakalım. Kurus kontrol, deri direksiyon, ABS, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, manuel arka camlar yine aynı. Yeni Sandero'da olduğu gibi elektrikli ön camlar, kumaş döşeme, bagaj alısı, eco mod, Elektronik denge programı ve Hill Start asistan Y ışık imzalı halojen farlar da bu pakette var. Yan hava yastıkları, sürücü, ön yolcu, hava yastıkları da bulunuyor. Siyah tavan barları, acil fren destek sistemi, 3.5 inçlik de TFT gösterge paneli de bu donanımın diğer bir özellikleri. Otomatik yanan farlar, acil durum çağrısı, halojen gündüz farlar, hareket halinde otomatik kilitlenen kapılar, ön sis farları manuel klima ön kol ve yükseklik ayarları sürücü koltuğuysa bu donanımın bir diğer özellikleri sırada Prestige pakete geçebiliriz. Sırada geldik. Prestige paketimize kuruz kontrolü, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, yan, sürücü, yolcu, hava yastıkları bu sefer arka camlar elektrikli oluyor. Prestige pakette otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü, bagaj alısı, eco mod, sürücü taraflı tek dokunuşlu elektrikli ön camlar yedek lastikleri direksiyon, ABS, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, ön yolcu, hava yastığı, iptal, geri görüş, kamerası, sürücü, yolcu, arka koltuk, emniyet, kemer ikazı, elektronik, denge programı ve hit start, asistan, acil fren destek sistemi de bu paketin bir diğer özelliği. 3.5 inçlik TFT gösterge paneli, acil durum çağrısı, arka park sensörü, ye imzalı LED farlar, medya sistemi, 8 inçlik multimedya sistemi, arka koltuk başlığı, otomatik klima, led gündüz farları ve önsiz farları ise başka bir özelliği olduğunu söyleyebilirim prestij paketi. Sırada geldik en merak edilen konuya tabii ki de yeni Dacia Sandero Stepway'in fiyatlarına. Onlarda da lansmana özel fiyatlar var. 1.0 TC 90 beygirli konfor paketi 167.900 lira yerine 160.900 liradan. 1.0 TC90 beygirlik Xtronic otomatik şanzıman seçenekli konfort paketiyle 181.900 lira yerine 172.900 liradan 1.0 TC Eco G 100 beygirlik konfort paket ise 176.900 lira yerine 167.900 liradan şu anda satışta 1.0 TC 90 beygirlik Prestige ise 176.900 liradan 168.900 liraya kadar bir indirim söz konusu. 1.0 TC 90 beygirlik Xtronic Prestige pakette de 190.900 lira yerine 180.900 liradan şu anda lansman fiyatları var. En son ise 1.0 TC Eco G 100 beygirlik Prestige paket 185.900 lira yerine 175.900 lira. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda yeni Dacia Sandero ve yeni Dacia Sandero Step by motor seçenekleri, donanım özellikleri ve fiyatları hakkında size üçlü bir paket halinde sundum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.